Merhaba arkadaşlar, artık biyolojinin son konusuyla ve 12. sınıfın son konusuyla birlikteyiz. Bu videoda size canlılar ve çevreden bahsedeceğim. Bunu inanın bana gerçekten yapabileceğiniz sorular çıkar. Sadece burada birkaç tane bilmeniz gereken kavram var. Ben o kavramları vereceğim. Zaten sorularda yapabileceğiniz sorular olacak. Ekoloji neydi? Ekolojiyi hatırlayın, daha önce de işlemiştik. Ekoloji çevre bilimidir arkadaşlar. Çevre ile canlılar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Biyolojinin alt bilim dallarından bir tanesi ekoloji. Peki ekosistem nedir? Arkadaşlar ekosistem canlı artı cansız çevre. Bu ikisine birlikte biz ekosistem diyoruz. Yani canlı ile cansız çevre arasındaki uyuma biz ne diyoruz? Ekosistem olayı diyoruz. Peki varyasyon nedir? Arkadaşlar varyasyon aynı türdeki canlıların çeşitliliğidir. Yani insanların her birinin birbirinden farklı olması neye örnektir? Varyasyona örnektir. O zaman yazalım. Aynı türdeki canlıların birbirinden farklı olmasıdır varyasyon. Peki varyasyonlara ne sebep olur arkadaşlar? Mayoz ve döllenme sebep olur. Mayoz ve döllenme temelini bunlar oluşturuyor. Gelelim mutasyona. Mutasyon nedir? Mutasyon da DNA'da meydana gelen değişikliklere biz mutasyon diyoruz. Arkadaşlar mutasyonlar bizlerde bazı özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Mesela işte yeşil göz kahverengi gözün mutasyonu sonucunda oluşuyor. Yani iyi yönlü mutasyonlar da vardır, kötü yönlü mutasyonlar da vardır. Mesela altı parmaklılık bir mutasyon sonucunda oluşan özelliktir. Bu nedir? Kötü yönlü bir varyasyondur. Mutasyondur. O zaman yazıyoruz. DNA'daki baz dizilimlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Dediğim gibi iyi yönde de olabilir mutasyon, kötü yönde de olabilir. Mutasyona sebep olan faktörlere biz mutajen diyoruz arkadaşlar. Mutasyona sebep olan faktörlerdir mutajenler. Peki nedir bu faktörler? Mesela X ışınları, UV ışınları, işte radyasyon, işte güneş ışınları arkadaşlar. Eğer aşırı güneşin altında kalırsanız ne olur? Mutasyon, vücut hücrelerimiz mutasyona uğrayabilir. Mutasyonların kalıcı olabilmesi için üreme hücrelerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer ki kalıcı değilse, yani üreme hücresinde gerçekleşmemişse, sadece sizde görülür, çocuklarınızda görünmez. O zaman şöyle diyelim. Mutasyonların kalıtsal olması için üreme hücrelerinde gerçekleşmesi gerekir. Mesela işte benim bir hücrem mutasyona uğradı anne karnındayken. İşte ben altı parmaklı doğdum. Bu ne olur? Benim çocuklarımda görülmez. Ama eğer benim üreme hücremde bir mutasyon olmuşsa arkadaşlar, bu benim çocuklarımda görülebilir. Mesela albinoluk gibi. Albinoluk mutasyon sonucunda oluşabilir. İşte vücut rengini oluşturan o genin mutasyona uğraması sonucunda albinoluk hastalığı oluşabilir. Evet, gelelim doğal seçilime. Arkadaşlar doğal seçilim şu. Şimdi bir popülasyon düşünün. Hani popülasyon neydi? Aynı türe ait canlılar, değil mi? Canlı topluluğu. Bir popülasyonda gerçekleşen varyasyonlar değişen ortam koşullarına dayanıklı ya da dayanıksız bireylerin oluşmasına sebep olur. Ortaya çıkmasına sebep olur. Bu bireylerden hangileri dayanıklıysa onlar sağ kalırlar. Diğerleri ölür. İşte biz buna ne diyoruz? Doğal seçilim diyoruz. Mesela geçmişte birçok canlı yaşamıştır ama bu canlılar ortama uyum sağlayamadıkları için ölmüşlerdir. Nesli tükenmiştir. İşte biz buna ne diyoruz? Doğal seçilim diyoruz.
Eğer ki bu seçilimi insan eliyle yapıyorsak buna da ne diyoruz? Yapay seçilim diyoruz arkadaşlar. Şöyle diyelim o zaman. Varyasyonlar sonucu dayanıklı ya da dayanıksız bireyler oluşur. Bireyler oluşur. Bu olaya doğal seçilim denir. Doğal seçilim denir. Eğer ki seçilim insan eliyle yapılırsa yapay seçilim olur. Evet, doğal seçilim ve yapay seçilim bu şekilde. Eskiden evrim vardı, evrim diye bir konu vardı. Bu konunun içerisinde anlatıyorduk bunları ama şimdi o konu kaldırıldı arkadaşlar. Sadece belirli başlı işte böyle kavramlar kaldı. İki tane kavramımız kaldı. Pestisit ve herbisit. Nedir bunlar? Arkadaşlar, pestisit zararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçlardır. Bakın, zararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçlardır ve tarımda falan çok kullanılır. İlaçlardır. Herbisit de bakın ne demek? Bitki demek. Bitki zararlılarını öldüren ilaçlardır. İşte herbisit de budur arkadaşlar. Pestisit genel anlamda kullanıyoruz ama herbisit için sadece bitkiler için diyebiliriz. Evet, canlılar ve çevreyle birlikte artık biyolojinin konusu bitmiş oldu arkadaşlar. Şöyle bir son yazıyoruz ve biyolojinin konularını bitirmiş oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer ki sizin de söylemek istediğiniz şeyler olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Notlarımı Instagram adresinden paylaşıyorum. Instagram adresinin linkini de videonun açıklama kısmına paylaşıyorum yine. Oradan bulabilirsiniz. Çok güzel bir gelecek beklesin sizi inşallah. Böyle temenni ederek videomu sonlandırmak istiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeyeceğim. Umarım kazanırsınız ve tekrardan buluşmayız diyeyim ben size. İyi yönde söylüyorum bunu. Ama yine dinlemek isterseniz arkadaşlar, önceki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.